Evet, kıymetli katılımcılar, hepinize merhabalar. Ben Hüseyin Coşkun, uzman psikolojik danışman ve rehber öğretmenim. Bugün Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Şanlı Ordumuzun kahraman subay ve astsubaylarını yetiştiren Milli Savunma Üniversitesi'ni tanıyacağız birlikte. Ve Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Serdar Salman hocamız bizimle birlikte olacak ve Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili merak edilen tüm soruları yanıtlayacak yayınımızda. Yaklaşık bir saatlik bir yayınımız olacak. Katılımcılardan şöyle bir ricam var. Eğer bizlere iletmek istediğiniz sorular olursa sağ alttaki soru işareti butonuna tıklayarak sorularınızı iletebilirseniz bizim de soruları görebilmemiz ve cevaplayabilmemiz adına daha kıymetli olacaktır. Ben çok uzatmadan hocamızı yayınımıza davet etmek istiyorum. Çünkü merak edilen çok sorumuz ve cevaplanacak çok sorumuz var. Evet, Serdar Hocam, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Hüseyin Coşkun öğretmenim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hem size hem de Milli Eğitim Camiamızda bize böyle bir imkan verdiği için, kendimizi tanıtma imkanımızı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Hem de gençlerimizle de bu şekilde buluşmak bizim için önemli. Çünkü daha önce sürekli bu bizim Milli Savunma Üniversitemize gelecek aday öğrencilerimize, ki biz onlara evlatlar diyoruz aslında. Bizim evlatlarımız Evet. onlar. Öncelikle ben 36 senelik akademisyenlik hayatımda hep öğrencilerime evlatlar diye hitap etmişimdir önce. Önce evlat, sonra da öğrenci olmuşlardır bizler için. Dolayısıyla bizim Milli Savunma Üniversitemize ilgi duyan, aday olan öğrencilerimizle buluşma imkanını bu şekilde tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum size. Ne demek hocam? Biz teşekkür ederiz. Ülkemiz, vatanımız için yaptığınız çalışmalar bizler için çok kıymetli. Biz de bir nebze olsun buna katkı sunabilirsek çok çok gurur duyarız kendimizle açıkçası. Daha önceki senelerde biz hep canlı olarak buluşuyorduk bu evlatlarla. Çoğu bilir belki, daha önce geçen sene katılıp da bize öğrenci olma imkanı bulamayan gençlerimizle. Mesela geçen sene ben hatırlıyorum, Muğla'ya, Isparta'ya, Antalya'ya, İzmir'e, bir ayrıki senede Ordu'ya, Trabzon'a ve onların ilçelerine de gidip birebir öğrencilerimizle İstanbul'a, İzmir'e, tabii onları da nasıl yakın diye bir anda saymayı unutmuştum. Yüz yüze hem öğretmenlerimizle, PDR öğretmenlerimizle hem de öğrencilerimizle buluşup onlarla çok böyle yüz yüze, canlı canlı konuşma imkanı, konferans imkanı bulurken, bu sene maalesef bu şartlardan dolayı bu şekilde sizin vasıtanızla öğrencilerimize, evlatlarımıza birlikte olacağız. Ben size sizden gelecek sorulara cevap vererek ve evlatlardan gelecek sorulara cevap vererek hem velilerimizi hem de gençlerimizi aydınlatmak istiyorum. Buyurun. Evet, çok tabii bizim için de çok faydalı olacak. Çünkü yayında hocam hem eğitimcilerimiz var, öğrencilerimiz var ve velilerimiz var. O yüzden kıymetli cevaplarınızı bekliyoruz. Önce ben Milli Savunma Üniversitesi'nin genel tanıtımını rica ediyorum hocam sizden. Kuruluşu, misyonu, çatısı altında barındırdığı bölümler nelerdir acaba? Milli Savunma Üniversitemiz 31 Temmuz 2016 yılında kuruldu. Hemen malum sıkıntılı olaylardan sonra. Daha sonra Ekim ayında da rektörümüz Profesör Doktor Erhan Afyoncu rektörlüğe atandı ve hemen Milli Savunma Üniversitesi hızlıca bir yapılanmaya geçti. Bu yapılanma içerisinde tüm okullar bir anda boşaldığı için okulların ara sınıflarına öğrenciler alındı. Bu öğrenciler tabii yıllar itibariyle hepsi şimdi görevlerinde. Teğmen ve astsubay çıkan öğrencilerimiz var. Daha sonra da 2017 yılında, bu sene artık beşincisi olacak, Milli Savunma Üniversitesi imtihanları başladı. Ve bu imtihanlar vasıtasıyla öğrencilerin kabullerine başladık.
Bu üniversitemiz içerisinde harp okullarımız var ve astsubay okullarımız var. 3 tane harp okulumuz var. Deniz Harp Okulumuz, Kara Harp Okulumuz ve Hava Harp Okulumuz. Deniz Harp Okulumuz Tuzla'da ve Heybeliada'da bir kampüsümüz var. Hazırlık eğitimi veren. Hava Harp Okulumuz Yeşilyurt'ta. Kara Harp Okulumuz da Ankara'da. Onun dışında Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okullarımız var. Bu okullarda Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulumuz Yalova'da, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulumuz Balıkesir'de, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulumuz Gaziemir'de ve Van'da Astsubay Meslek Yüksek Okulumuz da yine Kara Harp Okulu'nun kampüsüne çok yakın Ankara'da görevlerini icra etmekte. Bu okullarda şu anda toplam 13.500 civarında öğrencimiz var. Harp okullarında ve astsubay okullarında. Bunun dışında enstitülerimiz var bizim. Kurmaylık eğitim veren enstitülerimiz var. Yani subay çıktıktan sonra kurmay olmak isteyenlerin gittikleri enstitüler var. Bunun dışında araştırma enstitüleri var. Yani yüksek lisans doktora yapmak için öğrencilerin gittikleri enstitüler var. Bu enstitülerde bizim Ankara'da Alparslan Enstitüsü, Hava Harp Okulu'nun yine kampüsünde Hazerfan diye bir enstitüsü, Deniz Harp Okulu'nun kampüsünde Barbaros Enstitüsü ve yine bizim Deniz Harp Okulu'nun kampüsünde Barbaros Enstitüsü, yine bizim bu rektörlük kampüsümüzde yani Levent'teki kampüste Ataseren ve Fatih Enstitüsü olmak üzere yüksek lisans doktora eğitim veren enstitülerimiz var. Dolayısıyla bizim okulumuz bu enstitülerdeki öğrencilerimizle beraber hemen hemen 17 bin civarında öğrenciye sahibiz. 9 bin personelle beraber 27 bin kişilik kadroya sahip olan büyük bir üniversite. Bu üniversitenin en önemli özelliği Türkiye'de yüz yüze eğitim yapan tek üniversite. Belki dünyada yüz yüze eğitim yapan tek üniversite. Yani özellikle bu pandemi şartlarından dolayı söylüyorum ben bunu. Ve bizim göz bebeğimiz. Yani bu üniversitedeki öğrencilerin üniversiteye adım atmadan önce şu anda sizle sohbetle başlayan süreç ve daha sonra işte öğrencilerin bir başvuru süreci hala devam ediyor. 27 Ocak'ta başlayıp 23 Şubat'ta bitecek olan süreç. Şu ana kadar yaklaşık 420 bin civarında başvuru var bize. Her geçen sene de artıyor bu başvurular. Evet. Çok şükür. Yani vatan, millet, bayrak sevdalısı evlatlar çok. Çok şükür. O eksik olmuyor. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Ve 4 Nisan'da da Milli Savunma Üniversitemizin bir imtihanı var. Bu arada 23 Şubat'a kadar eğer öğrenciler başvuruda bir gecikme yaparlarsa 3 Mart'ta da son böyle gecikmiş bir başvuru sürecimiz var. Daha sonra 4 Nisan'dan sonra 29 Nisan'da bu MSÜ sınav sonucu açıklanıyor. Sınav sonucu açıklandıktan sonra bu soruları siz soracaktınız belki ben sormadan direkt geçtim Hüseyin Olsun Hocam. hocam. He. 29 Nisan'daki Milli Savunma Üniversitesi'nin imtihan sonucu açıklandıktan sonra daha sonra 30 Nisan'la 19 Mayıs arasında aday tercihlerinin alınması var. Burada aday tercihinin alınması derken tabii bizim geçen sene 470 bin civarında öğrenci imtihana girmişti. Bu sene imtihana giren öğrenci sayısı belki daha fazla artacak ama bizim çağırdığımız öğrenci sayısı da yaklaşık 40 bin civarında olacaktır. Dolayısıyla bu Milli Savunma Üniversitesi'nden alınan puanlara göre o 40 bin öğrenci sıralanacak ve 40 bin öğrenciyi biz mülakatlara davet edeceğiz. Peki hocam, burada bir şey sorayım unutmadan. Buyurun. Biliyoruz ki 23 Şubat son gün ve 3 gün kaldı. Buradan da duyurmuş olalım adaylara. Ve Evet. 3 Mart'ta geç başvuru olarak belirlenmiş durumda. Ama oldu da öğrenci dedi ki ben keşke Milli Savunma Üniversitesi'ne başvursaydım. Ya da sonrasında karar değiştirip ben artık Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak istiyorum dediğinde 4 Mart'ta bunu söylerse bunun bir geri dönüşü var mı?
Maalesef geri dönüşü yok. Belki buradaki konuşma da o ah keşke dememek için önemli bir milat olur belki. Zaten Evet. daha önce de süre var, 3 gün süre var. Bizim evlatlarımız gene millet olarak böyle hep son dakikada iş yapmayı seviyoruz. Bizim istatistiklerimize göre son hafta, son 3 gün bu başvurular katlanarak artıyor. Evet. Dolayısıyla gerçekten yani bu vatan millet bayrak sevdalısı. Bizim bu okulumuzun öğrencisi olacak. Bizim de önce evlat sonra öğrencimiz olacak gençlerimizin. Bu konuda biraz daha dikkatli davranmalarını istiyoruz. O geç başvuruda hiç kimse olmasın. Hepsini zamanda alalım. Çünkü geç başvurunda bir bedeli var. Belki önemli değil ama %50 artarak bir başvuru parası ödüyorlar. Dolayısıyla çok önemli değil. Gerçi böyle bir şeyle demek için. Mümkünse 23 Şubat'ın tarihini kaçırmayalım. Burada önemli bir husus var. Milli Savunma Üniversitesi imtihanı adayları mülakata çağırmak için kullanılan bir imtihan. Yani bu biraz önce size görüşürken bir altyazılar çıkıyordu, sorular geliyordu galiba size. Bu aday Evet. değerlendirme puanı, ADP diye kısaltılmış olan aday değerlendirme puanı da kullanılmıyor bu. Aday değerlendirme puanında ne kullanılıyor diye soru soracaktınız. Ben şimdi peşine cevap vereyim. Orada da mülakatta alacağı puan 70'in üzerinde olması lazım. Bir spor puanı var. FYT testi dediğimiz fiziksel yeterlik testi. Oradan alacağı puan. Bu testle ilgili detayı daha sonra veririz olmazsa. Hangi Tamam etaplarda hocam. bunu. Bununla ilgili çok soru geliyor çünkü. Evet. Ondan sonra bir de üniversite imtihanından aldıkları puan. Yani üniversite imtihanından aldıkları puan, mülakat puanı ve spor puanının bileşkesinden bir aday değerlendirme puanı çıkıyor. Ve aday değerlendirme puanı bizim gerçek öğrencilerimizin sıralanmasını ortaya çıkartıyor. Burada başta aklımdayken çok önemli bir hususa değinmek istiyorum. Eğer adaylarımız yani bizim okullarımızı tercih sıralaması var böyle. Diyelim ki baştan Karaarmı Okulu'nu yazan öğrenci oluyor. İkinci sıraya Deniz Harbi Okulu, üçüncü sıraya Hava Harbi Okulu veya birinci sıraya Hava Harbi Okulu, diğer harp okulları ve hatta harp okulları ve astsubay okullarını da sıralayanlar var. Eğer adayımız gerçekten girmek istediği belli bir alan varsa diğerlerini ya ben bir bakayım puan gelsin de ona göre davranırım diyerek de boşu boşuna yazmasın. O başka bir öğrencimizin oraya girmesiyle ilgili bir şeyleri geciktirebiliyor. Çünkü ondan sonra intibak eğitimleri var. Hava Harbi Okulu için ÖSÜ dediğimiz öğrenci seçme uçuşları falan var. Oralarda biraz böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Gerçek adayları bulamayınca. Yani son anda vazgeçiyor adaylar. Onlara dikkat etsinler. Yani gerçekten istedikleri bölümü yazsınlar. Efendim? Vazgeçebilir mi? Yani Hava Harp Okulu'nu istiyordu aday ama ne olur ne olmaz diye altıda Kara Harp Okulu'nu yazdı. Ve Kara Harp Okulu'na yerleşmiş oldu. Sonra dedi ki ben aslında burayı istemiyordum. Bu durumda vazgeçebiliyor mu aday? Yani aday yemin törenine kadar vazgeçme şansı var. Şansı demeyelim pardon. Hakkı var. Çünkü buraya girmek büyük bir şans belki. Evet. Keşke ben bile mesela buranın öğrencisi olsaydım zamanında ki Kesinlikle. öyle bir müracaatım da oldu. Hava Harbi Okulu'nda sağlık muayenesinden elenmiştim. Nasip kısmet değilmiş. Ama en azından bu evlatlarla beraber olmak bile o zamanın ulaşamadığımız şimdi onuru gururu yaşatıyor bize yani. Evet. Peki hocam, bize en çok gelen rehberlik servisi odalarında en çok gelen ve şu an yayında da en çok gelen sorulardan bir tanesi şu. Hocam biz ne yapalım mülakat için? Koşalım mı? Şınav mı çekelim? Bize bunu anlatır mısınız diyorlar. Sizin ağzınızdan duymak bence çok daha faydalı olacaktır hocam. Tamam. Neler yapsınlar o güne gelene kadar isteyen öğrencilerimiz? Şimdi bu evlatlarımızın biz bu işte müracaatla başlayan, işte imtihanla devam eden, daha sonra imtihan sonuçlarının açıklanmasıyla devam eden süreçte bizim Karar Bokulu'na çağrıldıkları, Karar Bokulu'nda oluyor imtihan, Karar Bokulu'nda çağrıldıkları Ankara'da biz onları Karar Bokulu'nun giriş kapısı, askeri de ona
işte Nizamiye deniyor. Orada öğrencileri rektör yardımcıları olarak ben diğer rektör yardımcılarla beraber karşılıyoruz. Hatta velileriyle giriyor. Velilere ne de ben diyorum ki ya bu evlatları bırakın. Artık onlar kocaman delikanlılar, kocaman hanımefendiler. Onları bırakın, onlar kendi başlarına girebilirler. Hem biliyorsunuz kişisel gelişim için de bunlar önemli, sizin mesleğiniz gereği. Çocukları, o evlatları oradan karşılıyoruz bir kere. Oradan bir hoş geldin diyoruz. Ki karar okulunun girişiyle esas imtihanın yapıldığı yer arasında büyük bir mesafe var. Dolayısıyla oradan karşılayıp daha sonra onları ilk gün bunların işte kayıt kabulle ilgili evraklarının teslimi oluyor. Evraklarını teslim ettikten sonra bunların boylarının, kilolarının ölçümleriyle ilgili bir şey var, etap var. O etapta da belki yine bir soru olarak gelebilir. Kız öğrenciler için minimum boy 1,60 olacak. Erkek öğrencilerimiz, evlatlarımız için de 1,65 boy olacak. Eğer Havarov okuluna giriyorsa erkek öğrencilerimiz 1,90 boyunda geçmeyecek. Yani o kokpite sığması için gerekli olan maksimum boy diyelim ona. Bu FET testinde öğrenciler 3 etapta teste giriyorlar. Bunlar şınav, mekik ve 400 metre. Onların da onlarla ilgili de standartlara uygun olsun diye, yani herkesin ne şekilde yapacağını bilmesi bakımından bir video hazırlattık. O video Karaağrı Okulu'ndan ve Karaağrı Subay Meslek Lisesi okullarımızın katkısıyla hazırlanan bir video var. Şimdi öğrencilerimiz artık çok rahat olacaklar. O videoyu takip ettikleri zaman tüm öğrenciler bir mekiğin, bir şınavın ve bir 400 metre koşusunda neler dikkat edeceklerini son derece standartlara uygun bir şekilde algılayacaklar. Daha önce FET testinde, fiziksel yeterlilik testinde başka etaplar da vardı. Fakat bu pandemiden dolayı biz evlatların işte herhangi bir sıkıntıya düşmesinler, herhangi bir problemle karşılaşmasınlar diye o etap sayısını 3'e indirdik. Yani barfiksle bir de yine bir işte basketbol topuyla yapılan bir çalışma vardı. Bir de durarak olduğunuz yerden zıplama gibi bir istasyonlar vardı. Onları 3'e indirdik. 3'e indirerek hem bunların seçiminde barfix'te özellikle sıkıntılar oluşabiliyordu. Ki barfix'te biz de bu imtihanları yapmadan önce beden öğretmenlerimiz olan subaylarımız ve sivil personelimizle toplantılar yaptık. Yani burada bu evlatlar için barfix'i çıkardığımız zaman okullarımıza geldiğinde bu barfiksi, sıfır barfiksi çekemeyen kişi kaç ayda işte barfikste 7 çek veya 8 çeker veya 10 çeker. Yani istenilen standart harp okulu veya astsubay okulu öğrenci standardına uygun spor formasyonunu kazanır diye onlarla bayağı toplantılar yaptık ve bunları çok kısa bir zamanda telafi edileceğini de onlardan gördüğümüz için bu şekilde bir yola gittik. Burada spor testlerinde eğer öğrenciler yaptıkları bir testten, 3 testten bir tanesinden sıfır çekme hakları var. Yani bir testi, yani 400 metrede standart bir dakikayı başaramadılar, çok altına koştular. 400 metre sıfır olabilir. Diğer şınav ve mekikten hiç olmazsa birer puan almaları gerekiyor. Yani 3 istasyona bir tanesinden sıfır çekme hakları var. Gelelim mülakatlara. Mülakatlar dedik. Ondan sonra spordan bu evlatlar geldi mülakatlara. Eğer Hava Harp Okulu imtihanına giriyorlarsa bir de psikomotor diye bir testleri var. Psikomotor testi bilgisayar başında el ayak koordinasyonu ve algılama hızını ölçen bir test. Dolayısıyla o teste de öğrencilerimiz giriyor. O teste de yanlış hatırlamıyorsam 100 üzerinden 88 puan aldığı zaman o testi geçmiş oluyor. Ama çocuk Hava Harp Okulu'na o psikomotor geçemedi. Diğer tercihleri olan Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu varsa eğer onlara devam edebiliyor. Dolayısıyla Hava Harp Okulu'nun tercihini yapanlar için imtihan süreci 3 gün sürüyor Ankara'da.
Diğer okullar için ise 2 gün sürüyor. İkinci günde mülakatlar var. Yani ilk gün evrakların teslimi, boy kilo ölçümü ve spor testinden sonra havaalanı okulun psikomotoru bir kenara bıraktım. Mülakatlar var. Mülakatlarda bizim karşımıza geliyorlar. Yani mülakatlara geldikleri zaman ben de mülakatlarda 2018-19-20 yıllarında 3 yıl boyunca mülakatlarda komisyon başkanı olarak görev yapıyorum. Önemli olan çocuğumuzun, evladımızın geldiği zaman karşımızda kendi potansiyelini ortaya koyabilmesi. O potansiyelini ortaya koyması için de tüm komisyon üyelerine de onu toplantılarımızda söylüyoruz. Onu rahatlatacak şekilde evladım gel bakalım. Halatır soruyoruz. Burada bir öğrencinin bilgilerini yoklamayla ilgili bir şey değil. Yani öğrenci kendini ifade edebiliyor mu? Herhangi bir konuşmayla ilgili bir artikülasyon problemi var mı? Bir de gerçekten bunu kendisi mi istiyor yoksa ailesinin zoruyla mı geldi? Yani böyle o direnci bilmemiz, görmemiz lazım. Çünkü bu okullarımız, bizim göz bebeğimiz, diğer okullarımız yani şu anda diğer devlet üniversitelerinden farklı bir özelliği var. Bizim 6 aydır gemilerde olan şu anda subaylarımız var. İşte 38 gündür deniz altından gün yüzü görmeyen subaylarımız var. Havacılarımız şu anda Eren'le ilgili Eren ismi de bir tatbikatlarda görev yapıyor. Karacılarımız keza öyle. Dolayısıyla yani tüm subay, astsubayımız gerçekten yani güç şartlarının olduğu bir meslek bu. Yani onları isteyen gençlerimiz bize gelmesi bakımından da bu şartlara sahip mi, bu şartlara haiz mi onları bilmemiz son derece önemli. Dolayısıyla gerçekten bu üniformanın açtığı yani bu vatan milleti bayrağı herkes seviyor ama bunun uğrunda şehit olmayı göze alabilecek evlatlar gelsin. Ben hatta konferanslar verirken bu geçmiş yıllarda eğer öğrencilerden maaşla ilgili veya sosyal haklarla ilgili bir sorular gelince sen sakın bize gelme diyorum. Aslında ben de tam onu soracaktım hocam. Şimdi Evet. bazen çok az ama bazen şöyle sorular geliyor bize rehberlik servisinde ailelerden, öğrencilerden. Şu yorum yapılıyor ya hiç olmazsa işte bedava devlet tarafından okurum. Evet ben 12 ay boyunca asker yaptım. 3 ay asteğmenlik yaptım. 8 ay özür dilerim. 8 ay asteğmenlik, 3 ay teğmen olma oldum. Bu nasip oldu bana da ve aynanın karşısına her gün geçtiğimde gerçekten onur ve gurur duydum o üniformadan. Ve şeye de şahit oldum. Yani devletimizin bu konuda ne kadar cömert olduğuna, çocuklarımıza ne kadar iyi baktığına şahit oldum. Ama bununla birlikte nasıl olsa bedava okurumdan çok daha yüce, çok daha mukaddes bir görev olduğunu, bu şanlı bayrağın dalgalanması için mücadele edilmesi gerektiğini de anlatmaya çalışıyoruz. Tam da nasıl bir profil ister? Milli Savunma Üniversitesi sorusunu soracaktım size ki siz de bunu cevaplamış oldunuz. Evet, yani Hüseyin Coşkunlar gibi, karşımda konuştuğum öğretmenim gibi hissiyatı olan gençler istiyoruz biz. Hakikaten yani bu üniformayı giymek, bu devletin bir subayı, astsubay olmak o ayrı bir gurur, ayrı bir onur. Yani onunla ben gerçekten karakterim olan bir işi yapıyorum. Yani bu meslek bir yaşam tarzı. Yani bu mesleği sabah 8'de girip akşam 5'te, 5.30'da çıkabileceğiniz bir ofis mesleği olarak düşünmeyin. Evet. Dolayısıyla bir yaşam tarzı, bu yaşam tarzını kabul edebilecek, buna direnç gösterebilecek insanlar lazım. Ben de 1987 yılında, çok eski tabii, Topçu Okulu'ndan daha sonra Topçu Astemen olarak 16 ay görev yapmıştık. Ve hala Topçu Marşı'nı Evet. ezberebilirim yani. Diğer marşlar zaten sıkıntı yok. Dolayısıyla bunun içselleştirilmesi gerçekten yürekten istenilmesi yani bu orduya, bu vatana, millete, bayrağa ben hizmet edeceğim diye söylenmesi lazım. Hatta o konferanslarda ben gençlere söylüyordum. Geldiğiniz zaman şu mülakatta bir asker selamı verin bakayım diyordum. İşte o mülakatlarda konferans düzeltiyorum. O konferanslarda
Benim konferansıma katılan öğrencilerden mülakatıma gelen denk geldi. Pat diye çakı gibi selam verdi. Hatta spor puanı da 100'dü böyle çocuğun. Yani al onu direkt böyle özel harekat, özel kuvvetlerde görev ver. Ben dedi efendim dedi özel kuvvetlerde görev yapmak için geldim dedi. Siz dedi asker selam ver, ben size layık olmak için geldim falan. Böyle hakikaten bazı anekdotlar var ki onlar yaşamak lazım. Yani değişik zamanlar değişken yani biraz sonra başka anekdotlardan da bahsederim size. Bu arada yarım kalan bir şey vardı. Mülakatlardan bahsedecektim. Çocuklar mülakatları merak ediyor. Mülakatlara girerken yani Türkiye'de güncel olarak şu anda ne oluyor? Yani bizim şu anda birçok bizi üzmeye çalışan, bizi rahatsız eden unsur var. Onlara karşı bizim ordumuz, şanlı ordumuz neler yapıyor? Bu arada milli savunma sanayi neler yapıyor? Yani milli silahlarımız var. Böyle bir sürü milli silahımız var. Yani füzelerimiz var. Ondan sonra işte obüsleri yapmışız. Ondan sonra insan savaş aracı yapmışız. En son hatırlarsanız MİLGEM'imiz vardı. MİLGEM, Milli Gemi'nin kısaltılmışı. Ondan sonra başka projeler var bizim bildiğimiz. Yani ya insan savaş aracından işte yapılan o tüfekler var, tanklar var, obüsler var. Yani her alanda yapılan milli silahlar var. O silahlarla ilgili de bilgi sahibi olmalarında fayda var. Tarihimizi bir bilsinler. Yani yakın tarihimizi. Ondan sonra geçmişimizi bilsinler. Yani hakikaten bu ordunun mensubu olacaklarsa bir de ahlaken de bakanımızın da dediği gibi Allah'tan korkan, kuldan utanan gençler olsa. Zaten bizim Türk gençleri öyledir hep böyle. Yani her Türk asker doğar. Zaten asker değilse Türk değildir, Türk değil de asker değildir diye böyle bir şeyde yapardım ben konferanslarda çocuklarla. Söyleşte yapardık. Mülakatlardan çok çekinmelerine gerek yok yani. Rahat olsunlar. Sonuçta karşılarında biz bir Milli Savunma Üniversitesi, bir aileyiz. O ailenin işte reisleri var. Onlar da bizim evladımız gibi bakıyoruz açıkçası. Yani. Peki Serdar Hocam, öğrenci bütün aşamaları tamamladı. Evet. Cuma günü mülakatlar bitti. Pazartesi günü de Milli Savunma Üniversitesi öğrencisi olarak inşallah yola başladı. İlk gün lisans düzeyinde bir bölümle karşı karşıya kalacak mı? Kalacaksa hangi bölümlerle kalacak? Yani hangi bölümlerimiz var bizim? Ya da daha Evet. sonra başlayacak bu aşama? Bununla ilgili de yine çok soru geliyor. Tabii öğrencilerimiz Milli Savunma Üniversitesi öğrencisi olacak olduğu haberini alınca tabii bunun bir de sağlık raporu aşaması var. Hastanelerden, devlet hastanesinden sağlık raporu alıyor. Bu sağlık raporunu yani gerçekten harp okulu veya subay okulu öğrencileri olmaya elverişli bir sağlık yapısı var mı diye. O raporu aldıktan sonra onlara daha sonra intibak eğitimlerine katılacakları günler veriliyor. Öğrenciler özellikle harp okullarımızda hazırlık sınıfları var. Burada İngilizce eğitim veriliyor. İngilizce eğitimleri mesela Deniz Harp Okulu'nun İngilizce eğitimi Heybeliada'da verilirken Kara Harp Okulu'nun İzmir Maltepe'de veriliyor. Yani hazırlıkta orada okuyorlar. Hava Harp Okulu'nda yine Eşilyurt'taki kendi okullarında veriyorlar. Bu öğrenciler hazırlık eğitimlerine başladıkları zaman işte A1 seviyesinde, A2 seviyesinde, yani başlangıç seviyesinde bir İngilizceye sahipken mezun olana kadar işte en yüksek İngilizce seviyesi olan bu ki Avrupa bir çerçeve İngilizce programı vardır. Oradan belirlenmiş bir seviyedir. C2 ile en az B1 seviyesi arasında bir İngilizceye sahip oluyor. Bunun yanında başka dilleri de öğretiyoruz biz. Yani dili İngilizcesi iyi olan çocuklara mesela harp okullarımızda yine hava harp okulumuzda kara harp okulumuzda ve deniz harp okulumuzda Rusça eğitimi. Hatta bu sene kara harp okulumuza ilaveten Yunanca dili de veriliyor. Yani ek dillerde, ikinci dillerde veriliyor. Öğrenci diyelim ki
Hazırlığı bitirdi. Ondan sonra Deniz Harp Okulu'nda lisans düzeyinde hangi eğitimleri alıyor? Lisans düzeyinde genelde mühendislik eğitimleri var. Mesela bilgisayar mühendisliği Karadeniz Hava Harp Okulu'nun üçünde de var. Ondan sonra elektronik mühendisliği var Hava Harp Okulu'nda. Elektrik elektronik mühendisliği var Deniz Harp Okulu'nda. Elektronik haberleşme mühendisliği var Karar Okulu'nda. Yani elektronik mühendisliği çatısı altındaki alt branşlar gibi düşünebilir. İnşaat ve makine mühendisliği var Karar Okulu'nda aklıma gelen. Yine makine mühendisliği var Deniz Harp Okulu'nda. Bir de okullara has başka mühendislik alanları da var. Mesela Hava Harp Okulu'nda havacılık ve uzay mühendisliği varken Deniz Harp Okulu'nda gemi inşaatı ve gemi makinaları mühendisliği var. Endüstri mühendisliği var gene üçünde de. Demin söylemiş miydim bilmiyorum. Karar Okulu'nda sözel ve eşit ağırlıklı puanla da alıyor. Orada da savunma yönetimi, uluslararası ilişkiler ve tarih bölümleri var. Yani bir de öğrencilerin geldikleri, aldıkları puanlar da önemli. Yani ikinci imtihan dediğimiz alan yeterlik testinden sayısal puanla sadece Deniz Harp Okulu ile Hava Harp Okulu alırken Karar Okulu sayısal puanın yanında sözel puan ve eşit ağırlıklı puanla da öğrenci kabulü yapıyor. Dolayısıyla bir öğrencimiz teğmen olarak mezun olduğu zaman aynı zamanda ikinci bir diplomayı da almış oluyor. Yani akredite olmuş, dünyaca kabul olmuş, ikinci bir diplomayı alabiliyor. Yani bir teğmen aynı zamanda bir bilgisayar mühendisi, bir makine mühendisi, bir havacılık uzay mühendisi, gemi inşaatı, gemi makineleri mühendisi, endüstri mühendisi olabiliyor. Astsubay okullarımız da böyle. Astsubay meslekçisi okullarımız da yine astsubay çıktıktan hani astsubay diploması almak yanında mesela Karaastsubay meslekçisi okulumuzda bilgisayar teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, inşaat teknolojisi, otomotiv teknolojisi gibi branşlar var. Hava astsubayda aviyonik uçak teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, bilgisayar programcılığı, mekatronik gibi bölümler var. Yine Karaastsubay Meslekçisi Okulumuzda mekatronik gibi bölümler var. Deniz Astsubay'da bilgisayar programcılığı, gemi makineleri işletme. Yani bunların hepsini saymak Evet. vakit alacak. Hem de çocukları da ve bizi dinleyenleri de yoracak diye. Şimdilik bu kadar bahsedelim. Zaten onlar sisteme girince daha iyi öğrenecekler. Çift Peki diploma hocam, puan. öğrenci istediğini seçebilir mi bunlardan, yoksa kendi içinizde bir yine puanlama ölçütü var mı? Yani öğrenci ben mühendisliği istiyorum, oraya gideceğim diyebilir mi, yoksa yine bir tercih işlemi olacak kendi Yani içinde? öğrencinin başarısına göre hazırlık sınıfından ve birinci sınıf hazırlık sınıfından gelen başarı puanına göre o tercih ona göre belirleniyor. Yani tamamen öğrenci odaklı, öğrencinin başarısıyla odaklı bir tercih sıralaması oluyor. Yine Serdar Hocam, çok sorulan sorulardan bir tanesi şu: yüksek lisans ve doktora koşulları. Öğrenci yurt dışında doktora veya yüksek lisans yapabilir mi? Böyle bir imkanı var mı? Ya da yine Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında yüksek lisans ve doktora imkanı, şartı nedir acaba? Bizim kendi okullarımızda demin başta bahsettim belki acele ettim bir anda bilgi böyle yüklemesi oldu. Kendi okullarımızda yüksek lisans ve doktora programları var. Mesela Karar Okulumuzun kampüsünün içerisinde olan Alparslan Enstitüsü'nde daha çok böyle sosyal ağırlıklı olmak üzere mühendislik ağırlıklı da yüksek lisans doktora programları var. Hava Harp Okulu'nda Hazerfen diye bir enstitümüz var. Orada da yüksek lisans doktora programları var. Mesela havacılık ve uzay mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi alanlarda yüksek lisans doktora programları var. Aynı şekilde de Barbaros enstitümüz de Deniz Harp Okulu'nun kampüsü içerisinde Tuzla'da. Orada da yine gemi inşa ve gemi makinaları, makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans programları var. Yurt dışında yüksek lisans imkanları da var. Eğer yabancı dile önem verirlerse gençlerimiz, ordumuz yani birçok imkanı tanıyor. Şu anda yurt dışında yüksek lisans yapan elemanlar, yapmış olan elemanlarımız var. Yani bu elemanlar bizim harp okullarımızda
öğretim üyesi olarak görev yapan değerli subaylarımız. Bunun yanında bizim öğrencilerimiz aynı zamanda lisansta başka harp okullarını da okuyabiliyorlar, başarılı öğrenciler. Mesela Kore'de harp okulunda Kara Harp Okulu'ndan, Deniz Harp Okulu'ndan ve Hava Harp Okulu'ndan öğrencilerimiz var. Aynı şekilde bizim geleneksel Türk misafirperverliğinden gelen ve adını da misafir askeri öğrenci olarak ifade ettiğimiz 24 tane farklı ülkenin insanı, onlar da bizim evladımız diyelim, onlar da biz de okullarımızda eğitim görüyor. Yani Karadeniz Hava Harp Okulları ve 4 tane Astsubay Okulu'nda 24 tane farklı ülkenin evladı eğitim görüyor. Aynı zamanda bunlar kurmaylık eğitim ve yüksek lisans eğitimleri de bizim okullarımızda görüyorlar. Peki hocam, yine bizim de kendimiz bildiğimiz kadarıyla bahsettiğimiz ama sizin çok daha detaylı ve derin anlatacağınız sosyal imkanlar sorusunu sormak istiyorum. Çünkü bununla da ilgili çok soru var. Eğitim, öğretim dışında kalan zamanlarda acaba Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında zamanımızı nasıl değerlendiririz diye sorar gençler. Şimdi tabii iki diploma almak için iyice çalışmak, iyi koşturmak lazım. Yani bu diyorum ya, yani çok dirençli, her bakımdan bu şanlı Türk ordusuna layık olacak gençler olması için normal bir diploma alan gencin gösterdiği efordan daha fazla bir efor göstermesi lazım. Hem temin olacak, hem de aynı zamanda işte diyelim ki bir mühendis olacak, hem astsubay olacak. Aynı zamanda bir belli bir bilgisayar teknolojisi veya işte elektrik teknolojisi gibi alanlarda bir meslek yüksek okulu diploması alacak. Sosyal imkan olarak öğrenci kulüplerimiz var. Bu öğrenci kulüplerinde de çeşitli yarışmalara katılabiliyor öğrenciler. Mesela geçen sene Teknofest'te derece almıştı, birincilik ve bir mansiyon almıştı galiba iki tane takımımız. Yine Deniz Harp Okulu'ndan Yelken'de ve yine bir proje yarışmasında uluslararası derece alan gene öğrencilerimiz vardı. Özellikle geçen sene tabii, bu sene pandemi şartlarından dolayı yani dünyada bu tür yarışmalar, bu tür projeler biraz online olduğu için bu sene pek katılamadık yani. Katılmak zaten mümkün değil de dünyada bizden başka yüz yüze eğitim yapan yok ki zaten. Doğru. Yani bizden başka Türkiye'de ve dünyada yüz yüze eğitim yapan olmadığı için öyle bir mecra yoktu katılacağımız. Dolayısıyla öğrencilerimizin sosyal bakımdan sosyal imkanı geçirecekleri spor testlerimiz çok güzel spor testlerimiz var. Harika gerçekten. Yani öğrenci kulüpleri, spor tesisleri, bunları değerlendirirsek gerçekten okulumuzda öğrencinin zaman içerisinde sıkılacağı bir ortam yok. Sadece bu pandemi şartlarında hakikaten bu evlatlar biraz psikolojik olarak sıkıntı yaşadılar. Onu inkar edemeyiz ama onun da rektör hocamız Profesör Doktor Erhan Akgüncü sağ olsun. O çocuklar için işte böyle bir vapur turları, Boğaz'da gezi turları düzenlemeye çalıştı. Son derece onların böyle izolasyonu iyi sağlayarak. Yani onları biz kendi evladımıza yapamadığımız şeyleri onlar için yapmak istiyoruz. Yapmaya da çalışıyoruz. Onlar da emin olsunlar yani. O bakımdan bu okullar keşke ya biraz daha çalışsaydım demeleri için şimdiden gayret göstersinler. Pişman olmayacaklar okullar. Şimdi Serdar Hocam, bazen şöyle öğrencilerle karşılaşıyoruz ki gurur da duyuyoruz açıkçası. Öğrenci diyor ki ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olayım da hangi parçası olursam olayım. Ve bir takım kısıtlılıklardan dolayı belki puan, belki başka bir mazeret subay olmak isterken puanı yetmiyor ve astsubay okuluna giriyor. Evet. Astsubay okulundan sonra öğrencinin DGS süreci nasıl işliyor? Yani İşte 2 yıllık orada ön lisans programı okuduktan sonra lisansa nasıl tamamlayabilir veya astsubay olduktan sonra
subay olabileceği başka kapılar var mı acaba? Astsubay okulundan sonra öğrenciler eğer 4 yıllık bir okul bitirirlerse onların astsubaylıklarının 4. senesinden sonra 4. ile 7. sene arasında subay olma şansları var. Tabii bunların mesleki eğitim sırasındaki sicillerinin ve başarılarının aldığı takdirlerin de değerlendirmesi söz konusu. Zaten şu anda astsubaylıktan subayla geçip general olan da komutanlarımız da var yani. Dolayısıyla bu konuda eğer bir kişi gerçekten ben bunu yapacağım diye kafasına koyduysa hiçbir engel yok. Yani önü açık, ulaşılabilecek birçok hedef burada var. Hı hı. Hocam izleyicilerden o kadar çok soru var ki dilerseniz böyle onlardan tamam. Okuyayım alalım size. Çünkü epey soru var. Şimdi hocam şöyle bir soru var. Yurt dışında okuyan öğrenci Milli Savunma Üniversitesi'ne herhangi bir ara sınıftan geçiş yapabilir mi? Yok. Bizim bu 2016'da okulumuzun açılmasıyla ara sınıftan 2017 itibariyle öğrenci aldık ama onlar zaruretten olan şeylerdi. Yani 2. sınıfa, 3. sınıfa, 1. sınıfa öğrenciler kabul ettik. Fakat şu anda bizim her sınıfta tam kapasite öğrencilerimiz mevcut. Dolayısıyla ara sınıftan öğrenci biz şu anda almıyoruz. Evet. Hocam sesiniz biraz şu an kesik geliyor ama sanırım bağlan bir. Ara sınıftan öğrenci alma şartlarımız tamam hocam, şu anda yok. Yani ben devam edeyim sorulara. Zaten olmasın. Daha önce evet. Yine şeyle ilgili çok fazla soru var hocam. Göz problemleriyle yani göz ameliyatı, göz çizdirme ameliyatı, vücuttaki dövme yaraları ne kadar etkili olabilir? Yani göz o ameliyatı veya göz çizdirme gibi bir tabir kullanılıyor galiba. Bu bir sağlık yönetmeliği var. O yönetmelikte de izah Serdar ediliyor. Hocam, şu an bir bağlantı problemi var ama öğrenciler sesimiz kesik geliyor. Öyle mi? Tamam. Geliyor mu şimdi? Ben sizi duyuyorum. Hocam. Ben sesinizi duyuyorum ama görüntünüzde bir donukluk var hocam. Ben de sizi duyuyorum. Görüntüde bir evet. Şu an sesim geliyor mu hocam size? Geliyor geliyor. Ben sizi duyuyorum. Tamam hocam. İyi mi şu anda? Ben duyuyorum. Duyuyorum ama bazen kesik geliyor hocam sesiniz. O zaman ağır ağır konuşayım ben. Şimdi duyuluyor mu? Duyuluyor hocam. Geliyor sesiniz. Tamam. O göz çizdirme olayı kabul edilen bir olay değil. Sağlık yönetmeliğinden de biliyorum. Maksimum işte her bir göz için birer derece kabul edilen bir göz derecesi. Onun dışında göz çizdirme veya göz ameliyatı kabul edilmiyor. Ama tabii bilemiyorum ben o konuyu. O benim ihtisas alanımın dışında olduğu için çok böyle bilemiyorum. Hı hı. Ben tamam, sizi duyuyorum. Canım. Ben devam edeyim sorulara. Tamam hocam. Tamam. Buyurun. Bu yıl kaç kişi alınacağı ile ilgili çok soru var hocam. Bunu evet. Bizim gönlümüz hepsini almak istiyor tabii de. Tabii. Orada sınırlı bir sayı var. O sayı şöyle ki işte 1000 civarında karar bu okul diyelim. Ondan sonra 300 civarında Deniz Harp Okulu, ondan sonra yine 260 civarında da
Havar bokulu. İlle bir sayı var. Astsubay okullarımız duyuluyor mu? Karasubay Meslekçisi Okulumuz yine 1000 civarı. Deniz Astsubay Meslekçisi Okulumuz 500 civarı. Hava Astsubay Meslekçisi Okulumuz 600 civarı. Bando Astsubay Meslekçisi Okulumuz da 100 civarı öğrenci alıyor. Yani toplamda sanki yanlış hatırlamıyorsam 3600 öğrencimiz, yeni öğrencimiz, yeni evladımız olacak yani. Karahat Okulu ile ilgili çok fazla soru var hocam. Sözel'den öğrenci alacak mı, almayacak mı diye soruyor öğrencilerimiz. Nereden? Karahat Okulu'na Sözel puan türünden öğrenci alacak mı? Karahat Okulu'na Sözel puanla öğrenci alınacak. Karahat Okulu'muza Sözel bu sene itibariyle Sözel puanla da öğrenci alınacak. Eşit ağırlıkla Sözel'le ve sayısı, zaten sayısalla da alınıyordu. Sözel'le de alınacak. Hı hı. Teşekkür Sözel ederiz puanla. Hocam. Ben devam edeyim sorularımıza. Çünkü tarih ve uluslararası ilişkiler bölümü var. Sözel öğrencilerimizin oradaki başarıları daha farklı olabiliyor yani. Onun için birebir öğrencilerimizi almak için böyle bir çalışma yapmıştık. Özellikle dekanımız da orada etkili rol oynadı. Hı hı. Hep sağlık koşulları ile ilgili çok soru var hocam ama sizin belirttiğiniz üzere ayrı bir ihtisas alanı, bunu o süreçte değerlendirecektir. Dövmeyle ilgili sorular vardı. O dövmenin de belli bir boyutu var galiba. Bir de çok böyle görünen yerlerde olması da istenmiyor. Onun da bir belli boyutu var. O da sağlık yönetmeliğinde, onun da çok detayını bilmiyorum ama yine sağlıkla ilgili benim söyleyebileceğim bir şey olursa da gene siz iletin bana. Yani zamanla onlarla ilgili bilgilerimiz oldu böyle. Hocam sesiniz yine kesik kesik geliyor ama kaynaklanıyor. Şimdi geliyor mu? Kız öğrencilerimizden çok soru var hocam. Bu tabii bizim için sevindirici de. Çok fazla kız öğrenci var yayını takip eden. Sesim geliyor hocam. Kız öğrenci sayısı az olduğu için sadece Deniz Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu. Üç tane harp okulumuza kız öğrenci alıyoruz. Kız öğrenci sayısı tabii erkek öğrenciye nazaran çok daha az sayıda alıyoruz. Oraya gelen öğrenciler de hakikaten kız öğrencilerin kız öğrencilerin büyük bir sayıdan seçilerek giden kız öğrencilerimiz olduğu için kız öğrencilerin başarısı da bayağı iyi yani. Yani kız evlatlarımızı da yine bekliyoruz. Onların okul içerisindeki başarılarından, harp okulları içerisindeki başarılarından çok memnunuz. Onu da iletelim. Çünkü bizim işimiz sadece bu öğrencileri almakla bitmiyor. Bu öğrenciler alındıktan sonra bu öğrencilerin her aşamasında onlarla irtibatlıyız. Hatta işte Ramazan'da iftarlarına gidiyoruz. Sahurlarına gidiyorum ben hatta. Rektör hocamız, diğer rektör yardımcıları, diğer hocalar, diyelim ki Deniz Astsubay Okulu Yalova'da, Yalova'da sahura gidiyoruz. Çocuklarla daha önce görüşüyoruz. Daha sonra sahur programında beraber oluyoruz. Veya işte Hava Astsubay Okulu İzmir'e gidiyoruz. Bizim kampüslerimiz de öyle bir yerde değil ki, yani birçok şehirde kampüsümüz var. İzmir'de, Balıkesir'de, Yalova'da, Ankara'da, İstanbul'da. Dolayısıyla her okulumuzdaki her bir evlat bizim için önemli olduğu için onları okula girdikten sonra da onlarla birebir yine ilgimizi eksik etmemeye çalışıyoruz. Onların çok rahat bir şekilde eğitim alması. Buyurun. Dinliyorum ben sizi. Serdar Hocam, yine görüntünüzde bir donma var ama sesinizde bir problem yok. Şöyle gidip o yüzden ben mi? Bu şekilde devam ediyorum. Tamam, ben sizi duyuyorum.
Taban puanlarla ilgili çok fazla soru var hocam. 2021 puanı ne olur? Son tamam. Giren kişinin puanını paylaşabilir misiniz? Şeklinde yine çok fazla soru alıyoruz. Ya puanlarla ilgili net bir şey söylemek doğru değil. Çünkü öğrencilerimizin hepsi, yani bize aday olanların hepsi zeki çocuklar bunlar. Normalde en yüksekten aşağı doğru bir sıralama oluyor. Duyuluyor mu? Evet, evet hocam. Yani diyelim ki biz öğrenciler imtihana girdi 4 Nisan'da. Daha sonra 30 Nisan ile 19 Mayıs arasında tercihler yaptılar. Ve 11 Haziran'da da çağrı listesi yayınlandı. Yani o işte bizim diyelim ki 500 bin kişi bu sene bize başvurdu. Oradan bizim için ihtiyaç olan 40 bin kişiyi çağırdık. O zaman ne olacaktı? En yüksek puandan en aşağı puana kadar 40 bininci kişinin puanı taban puan olacaktır. Yani geçen senelerde 200 puanı esas alıyorduk öğrenciyi çağırırken. Özellikle TYT puanı için. Yani bir önceki sene TYT puanından 200 puan alan kişi eğer bu sene TYT imtihanına, yani yüksek öğretim kurumlarının temel yerleştirme testi imtihanına girmeyebilir diyorduk ama bunun yanında Milli Savunma Bakanlığımızın TYT taban puanlarının tekrar belirleyebileceğini de parantez içinde söylüyorduk. Yani 200'ün belki üstüne çıkar anlamında söylüyorduk. Biz sadece tekrar ediyorum, Milli Savunma Üniversitesi imtihanını aday çağırmakta kullanıyoruz ama yani mülakatta ve FYT testine esas öğrenci alımında MSÖ imtihanını artık kullanmıyoruz biz. Oradaki puanı kullanmıyoruz. Sadece biz mülakatta fiziksel yeterlik test dediğimiz spor imtihanından ve üniversite imtihanından gelen puanları kullanıyoruz. Harp okullarında TYT ve AYT puanını kullanırken astsubay okullarımızda sadece TYT puanını kullanıyoruz. Biz şöyle bir benzetme yapıyorduk hocam. O zaman sizden bir teyit isteyeyim. Milli Savunma Üniversitesi puanı bir iş görüşmesine giderken iyi bir CV niteliği görür. Yani CV sizi iş görüşmesine çağrılmanıza sebep. O zaman doğru nitelendiriyoruz diye düşünüyorum hocam. Bu bilgiden sonra. Ya, tabii denebilir. Yani bence Milli Savunma Üniversitesi'ni tercih etmek bile o adayın iş görüşmesinde dikkate alınması gereken bir şey. Yani Milli Savunma Üniversitesi'nden bir şekilde tercih etti ama sağlıktan elendi diyelim. Veya başka bir şekilde. Yani o yolda olan bir evladın bile görüntüsü diğerlerinden bir tık önde olması lazım herhalde. Yine şuna ilgili soru var hocam. Bu süreçle ilgili bilgilendirme yapmıştınız ama yine sormuş gençler. Yerleştirme işlemlerinin herhangi bir aşamasında orta öğretim başarı puanı dikkate alınacak mı? Puanım çok düşük. Ne yapacağım diyen öğrenciler var. Orta öğretim başarı puanı dikkate alamıyor maalesef. Onun haricinde tutuyoruz orta öğretim başarı puanını. Bir de hocam yine inşallah çok karşılaşmayacağımız ama yine de sorulan bir soru var. Biz mezun olduktan sonra Savunma Üniversitesi'nden resmi olarak ne kadar çalışma yükümlülüğümüz var gibi birkaç soru var hocam. Bu pilotlar için 21 seneye çıktı. Diğerleri için de 15 sene. 15 evet. Sene. 15 sene hocam. Tamamdır. Zaten onu tercih eden bu soruyu da laf olsun diye sormuştur herhalde. Evet, olabilir hocam. Evet. Genel olarak sorularımız bunlar hocam. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Ben şunu söyleyeyim. Buyurun hocam. Mülakatlarda rahat olsunlar. Yani onları Ankara'da özellikle işte öğrencilerin ilk karar bokunun kapısına geldiği o alandan itibaren bizler rektör yardımcıları, rektörümüz de hatta geliyor, karşılayacağız. Ondan sonra mülakatlarda da işte benim gibi insanlar var. Yani onları evlat olarak gören 35 tane komisyon ve onun üyeleri var. Onlar bu vatanın güzide bir üniversitesi, güzide bir okulunun kıymetli adayları olacak, evlatları olacak. Onu düşünsünler.
Bir de gelirken dediğim gibi şu anda tarihimizden, güncel olaylardan, işte savunma sanayindeki üretilen silahlarımızdan, yerli milli silahlarımızdan haberleri olsun. Bir de böyle üstlerine başlayan dikkat etsinler. Yani bizim gençlerimiz genelde dikkat eder yani. Türk genci dikkat eder. Onlara dikkat etsinler. Yeterli. Onun dışında başka bir zamanda, başka bir buluşmada anekdotları vardı. Onları başka bir zamanda anlatayım. Hüseyin Hocam. Hocam bir yayının kapanmasına bir 4-5 dakikamız var. Dilerseniz anlatmak isterseniz anlatabilirsiniz. Bir mülakatta vardı. Mülakatta Sivas'tan bir gencimiz gelmişti. Ondan sonra biz sadece öğrencilere sohbet etmek için soru soruyoruz. Onların bilgisini ölçmek için değil. Orası bilgi ölçme yeri değil. Yani herhangi bir konuşmasında bir sıkıntı var mı? Veya işte böyle biraz da heyecanlı dikkatli. Ve oraya yani gelmesinin gerçekten kendi isteği olup olmadığını, yürekten ne kadar istediğini görmek için yapılan bir şey bu. Şimdi mülakatta Sivas'tan bir gencimiz gelmişti. İşte yazın böyle çobanlık yapıyor. Kışın okuluna gitmiş böyle. Karayaz bir Türk genci. Ondan sonra ona bir hava harp okulundan pardon hava albay bir mülakat komisyon üyemiz soru sordu. Yani gönderde bayrağımız dalgalanıyor. Bu bayrağımıza işte kuzeyden rüzgar eserse bayrağımız nereye dalgalanır dedi. O da pat diye kuzeye dalgalanır dedi. İsmi de diyelim ki Mehmet olsun. Mehmet'im dedim ya nasıl dedim bu vakum mu dedim kuzeye dalgalanacak. Durdu böyle baktı bana. Efendim dedi bayrağımız dalgalansın da nereye dalgalansa dalgalansın dedi. Oğlum dedi senin tanrı bitti. İşte bizim Türk gencimiz böyle. Bize böyle gençler lazım. Böyle Evet. çok güzel anekdotlar yaşıyoruz. Başka bir sürü anekdot da var. Şimdilik bu kadar yeter herhalde. Evet. Bu vatan, bu Teşekkür benim ederim hocam. bayrak hakikaten sevdalılarla dolu. O sevdalılarımızı bekliyoruz, o evlatları. İnşallah, inşallah hocam. Ağzınıza sağlık hocam, yemeğinize sağlık. Bugün çok Eyvallah. kıymetli oldu bizim için verdiğiniz bilgiler. Ben çok teşekkür ederim sizin gibi bir moderatörle çalıştığım için. Biz Sizden teşekkür aldığım ederiz. enerji hakikaten moderatör bu tür yayınlarda çok önemli. Sağ Milli olun Eğitim hocam. Camiası'na da çok teşekkür ediyorum sizin gibi değerli öğretmenler yetiştirdiği için. Biz teşekkür ederiz hocam. Hem ülkemiz adına, vatanımız adına yaptığınız görev Eyvallah. bizler için çok, çok kıymetli. Varlığınız Evet. bizim için önemli. Umuyorum önümüzdeki günlerde, önümüzdeki zamanlarda tekrar karşılaşmak ümidiyle diyorum hocam. İnşallah. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Tüm İnşallah. ailelere selamlar. Evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sağ olun hocam. Basmalı. Görüşmek üzere. Evet, bugün Profesör Doktor Serdar Salman hocamızla birlikte Milli Savunma Üniversitesi'nin detaylarını sizlere aktarmaya çalıştık. Ben de son söz olarak hak edenin, bu görevi bir yaşam tarzı olarak benimseyenlerin, bu şanlı bayrağın dalgalanması için mücadele aşkıyla tutuşan gençlerimizin hayallerine kavuşması dileğiyle deyip yayınımı sonlandırmak istiyorum. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.